Z kuşağını size söylemek istediklerini hepsini tamam, söylemek kızım. İstiyoruz. Tamam kızım. Sınav ücretlerini duymuşsunuzdur. Her sene 20-30'a yakın zam yapıyorlar. Evet. Ama bazılarımızın ailesi bunu karşılayabilirken bazılarımız kendi karşılamak zorunda kalıyor. Kitap fiyatlarına 10 dakikada bir zam yapıyorlar ve bizim her kaynağı görmemiz lazım. Çünkü ÖSYM'nin başında kimlerin olduğunu bilmiyoruz. Saçma sapan sorularla, olimpiyat sorularıyla hepimizi aylık tepeye koymaya çalışıyorlar. Sadece eğitim sorunu da değil, ekonomik açıdan da böyleyiz. Dışarıda artık dershaneye giriş çıkışta hiçbir şey alamaz olduk. Her şey çok pahalı, esnafa da hiçbir şey söyleyemiyoruz. Onlar da pahalıya alıyorlar. Yani ve süreçte günümüzü nasıl geçireceğimizi planlamaya çalışıyoruz. Yani dışarı çıktık, bir şeyler yapacağız. Bir aktiviteden sürekli mahrum kalıyoruz. Bizim şu anda birkaç ülkeye dolaşmamız gerekirken, yabancı ülkelerdeki yaşıtlarımız birkaç ülke gezerken biz şehirden şehire bile gidemiyoruz. Ve bunun için de çözüm istiyoruz. Gerçekten çünkü geleceği düşünmekten çok sıkıldık ve çok yorulduk. Ve kuşağı olarak tek derdimiz geleceğimizin nasıl bir düzen altında olacağı. Yani seçimlerde ne olacağını hiçbir zaman kestiremiyoruz. Umudumuzu kaybetmemeye çalışıyoruz. Sizleri böyle yakalayıp konuşmak için çabalıyoruz. Ama hiçbir şeyin garantisi yok. Siz gittikten sonra bizim ne olacağımızın da bir garantisi yok. Cemre, bu yaşta bu ağlıyorsun be kızım. Yuh olsun bize be. Yuh olsun bize be. Sizlerin değil, büyüklerimizin daha önce akıllanıp, ben 18 yaşındayım, ailem bir sürü devlet başkanından bahsederken tek bir kişiyi gördüm. Ve yani... Serbest bölgede tekstil işçi. Annene kadını. Evet. Bir başka kardeşim adet var. Bir de ben varım. Nasıl okutuyor sizi? Ben aynı zamanda işlere de gidiyorum. Açılımı çıkartıyorum. Ne işe gidiyorsun? Organizasyon yani. Ne olursa yapmak zorundayım. Parti deyince benim aklıma yabancılar gibi gezmek, eğlenmek değil, siyasi partiler geliyor sadece.